Bin Sports. Galatasaray kötü gidişi Göztepe karşısında durdurmak istiyor. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda kardeşler yönetecek. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 29 puan topladı. Sarı Kırmızılı takım 25. haftayı lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde 13. sırada bitirdi. Ligde çıktığı maçlardan 7'sini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 12'sini yitiren Göztepe ise topladığı 27 puanla 25. haftayı 16. sırada tamamladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı. Ligde son 14 maçta tek galibiyet. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi. Sarı Kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte bir galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü. Galatasaray, ligde son 6 maçında ise 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılırken, galibiyet elde edemedi. Torrent yönetiminde henüz kazanamadı. Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenek Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet göremedi. Sarı Kırmızılı takım, İspanyol Teknik Adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatay Spor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanya Spor ve Yukatel Kayseri Spor ile de berabere kaldı. Muslera ve Kaan Işık oynamayacak. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kağan Arslan, maçta forma giyemeyecek. Sarı Kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da yarın kart görmesi durumunda 27. haftadaki Çaykur Rizespor maçında oynayamayacak. İki takım arasındaki 60. randevu. Galatasaray ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de yarın 60. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 59 maçtan 34 ünü Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 92-42 üstünlüğü bulunuyor. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı. İzmir'deki maçlar. Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 30. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 15-9 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'deki maçlarda Galatasaray 42, Göztepe ise 25 gol attı. Farklı skorlar. Taraflar arasında geride kalan 59 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı kırmızılı ekibi elde etti. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi. Göztepe ise rakibi karşısında en fazla iki farklı skorlar aldı. Sporx. Galatasaray'da büyük zirve. Burak Elmas, Kempos, Sensibile. Göztepe maçı sonrası zirve. Galatasaray'ın kaderi büyük ölçüde Göztepe maçı sonrası çizilecek. Başkan Burak Elmas, sportif danışman Luis Kempos ve sportif direktör Pascal Sensibile İzmir dönüşünde bir araya gelerek üçlü zirve gerçekleştirecek. Radikal kararlar bekleniyor. Teknik direktör Domenek Torrent'in raporu doğrultusunda bir araya gelecek olan yönetimin, radikal kararlara imza atması bekleniyor. Şimdiden gündemde önemli maddeler var. İç ve dış transfer konusunda kritik adımlar için hazırlık yapılıyor. Transferde kesenin ağzı açılacak. Kempos ve Sensibile'nin tavsiye ettiği 40 futbolcudan 12'si için girişimlerde bulunan Sarı Kırmızılılar, sadece yerli değil, genç yabancı yetenekler konusunda da kesenin ağzını açacak. 7 milyon euro tasarruf. Ancak ilk olarak iç transferde bir operasyon planlanıyor. Çünkü hedef maaş bütçesini 30 milyon euro seviyesine düşürmek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımın en çok kazanan oyuncularının başında gelen Fauli ile Babel'e yeni kontrat teklif edilmeyecek. Bu iki oyuncudan yıllık yaklaşık 7 milyon euroluk bir tasarruf sağlanacak. Muslera'dan fedakarlık bekleniyor. Ayrıca bir süre önce sözleşmesi yenilenen ve maaşı düşürülen Muslera'dan bir fedakarlık daha talep edilecek. Uruguaylı eldivenin maaşının da 2 milyon euronun altına düşürülmesi için masaya oturulacak. Pena için yeni hamle yapılacak. Barcelona'dan kiralanan 22 yaşındaki kaleci Pena'dan çok memnun olan Sarı Kırmızılılar, İspanyol eldiveni sezon sonunda bir kez daha kadroya katmak istiyor. Elmas, Pena'yı tekrar alamayacaklarını, Torrent ise genç oyuncunun Barcelona'da tersitegenin yedeği olacağını söylemişti. Ancak İspanyol kulübünde yedek kaleci için transfer çalışması yapılıyor. Galatasaray cephesinin de Pena'yı bu kez satın alma opsiyonuyla kiralamak için şimdiden kolları sıvadığı öğrenildi. Hırvatistan'dan sol bek, diğer taraftan Kempos ve Sensi ikilisinin önerisiyle gündeme gelen genç yabancılardan biri ortaya çıktı. Hırvatistan'ın Hayduk Split takımında forma giyen 21 yaşındaki sol bek David Kolina'nın bon servisiyle transfer edilmesi konusunda çalışma yapılıyor. Monaco'da da oynadı. Hırvat milli takımında da oynayan ve 2023'e kadar kulübüyle sözleşmesi olan 1.74'lük sol bek daha önce Monaco'nun genç takımında da görev yapmıştı. Fanatik Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.